Amerika Birleşik Devletleri'nin 1 dolarlık banknotuna bir bakalım. Bu nesneye değerini veren şey nedir? Bu kağıt parçasını başka bir insana verdiğinizde size karşılığında yiyecek, kullanabileceğiniz bir mal ya da somut değere sahip bir şeyler verir. İyi de bir nesneyi hatta küçük bir kağıt parçasını böyle değerli kılan şey nedir? Bu arada kağıt gibi görünse de ham maddesinin ne olduğundan emin değilim. Pamuk veya öyle bir şey olması da olası. Ama altından yapılmadığına göre soru aynı kendi başına hiçbir değeri olmayan bu uydurmasyon nesneyi bu kadar değerli kılan şey ne? Bu soruyu cevaplamak için şöyle güzel bir zihin jimnastiği yapalım. Zamanda biraz geri gidelim ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk dolarları neye benziyormuş bir bakalım. Karşınıza basılan ilk dolar banknotlardan biri duruyor. Şimdi bu dolara zoom yapalım ve üstünde ne yazdığını okuyalım. Üst kısma yakınlaşıyorum. Bakın burada İngilizce gümüş sertifikası yazıyor. En üstte görünür bir şekilde bu kağıt parçasının bir gümüş sertifikası olduğu yazılmış. Ne demek şimdi bu? Biraz uzaklaşırsak şöyle diyor. Türkçe'ye çevirerek okuyorum tabi. Bu Amerika Birleşik Devletleri hazinesinde cümle garip bir şekilde aşağıda devam ediyor. Hamiline talebi üzerine ödenebilecek bir gümüş dolar bulunduğunu belgeler. Bunun anlamı yani bu bir dolarlık banknotun aslında temsil ettiği şey demek ki şu. Bu banknotu verip karşılığında bir gümüş dolar alabiliyordunuz. Yani teoride Amerika Birleşik Devletleri Maliye Bakanlığı Hazine'de bu kağıt parçasının karşılığı olarak bir gümüş dolar tuttuğunu ve bu kağıt karşılığında o gümüş doları size verebileceğini garanti ediyor. Ve burada bahsedilen gümüş dolar gerçekten gümüşten yapılmış bir para. Birazdan size resmini göstereceğim. Yani bu banknota değerini veren şey onu istediğiniz zaman gümüşe dönüştürebileceğinizin garantisiydi. Bu sayede bu parayı sanki gümüşmüş gibi başka insanlarla değiş tokuş edebiliyordunuz. Çünkü bunu birine verdiğinizde hamil artık o kişi oluyordu ve teoride bu parayı verip karşılığında bir gümüş dolar alabiliyordu. Ve en başta bu kağıt paranın ortaya çıkma nedeni gerçek gümüş paraları yani gerçek metal parçalarını yüklenip oradan oraya taşımanın zorluğuydu. Belki 1 dolar için değil ama bu durum özellikle daha yüksek meblalarda çok daha büyük bir zorluk teşkil ediyordu. Mesela burada 10 bin dolarlık bir banknot var. Pek sık gördüğümüz bir şey değil değil mi? Görüntüyü yakınlaştırıp banknotun üzerindeki yazıyı okuduğumuzda az öncekine çok benzer fakat bu kez gümüş yerine altın garantisi veren bir sertifika ile karşılaşıyoruz. Ne diyor? Türkçesini okuyorum hamiline talebi üzerine yasaların izin verdiği şekilde ödenebilecek 10.000 altın dolar bulunduğunu belgeler. Yani burada bu banknotun 10.000 altın dolara çevrilebileceği fikri yasal bir zemine oturtulmuş. Dolayısıyla insanlar 10.000 altın doları oradan oraya sürüklemektense bu banknota 10.000 altın dolarmış gibi muamele ediyorlardı. Peki 1 dolara götürdüğünüzde karşılığında tam olarak ne alıyordunuz? Talep üzerine ödenebilecek olan şey neydi merak ettiniz mi? İşte buydu. Karşınızda bir gümüş dolar. Bu paranın başka bir türü. Aynı kağıt banknot gibi ticarette veya alışverişte bir değişim aracı olarak kullanılabiliyordu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi parasıydı. Ama burada fark bu paranın değerini yapıldığı metalin yani gümüşün değeri belirliyordu. Yani teoride mesela devleti olan güveninizi kaybettiğiniz takdirde bu parayı eritip gümüş haline getirebilir ve değişim aracı olarak gümüşün kabul gördüğü herhangi bir ülkede kullanabilirdiniz. Benzer şekilde insanlar bu altın paraları da kullanırdı. Sağdaki 2.5 dolarlık bir altın para değeri bu paranın kendi içinde saklı. Çünkü insanlar altına değer veriyor. Dolayısıyla üstünde bu süslü işlemeler, semboller olmasaydı bile bu para yine de değerli olacaktı. Çünkü adı üstünde altın. Ve bu gibi altın ve gümüş paraların ekonomide özel bir adı var. Bunlar mal para. Mal para. Yani kaynaklarda emtia para dendiğini görebilirsiniz. Fakat biz fiziken değeri olan bu para biriminden videonun geri kalanında mal para diye bahsedeceğiz. Bu şu demek oluyor. Para olarak kullandığınız şey temsil ettiği değeri kendisi sahipse o şey bir mal paradır. Para olmasa bile değerlidir. Buradaki mal sözcüğü değerli herhangi bir şey olabilir. İlla altın veya gümüş olacak diye bir kaide yok. Gıda, eşya veya hayvan olabilir mesela. Bunların hepsi maldır çünkü. Diyebilirsiniz ki altın ve gümüş ticarette yaygın olarak kullanılmaları dışında bir değere sahip değil. Yani güzeller, mücevher yapımında ve bazı elektronik eşyalarda kullanıyorlar falan. Ama insanların altın ve gümüşü kıymetli olarak kabul etmesinin asıl nedeni bu maddelerin ticarette kullanılıyor olması. Başka insanlar tarafından değerli kabul ediliyor olmaları. Dolayısıyla altın ve gümüşün tüm dünya tarihinde ilk akla gelen mal para örnekleri olması biraz garip. Mesela buğday ve portakal birkaç metal parçasına nispetle çok daha gerçek, çok daha değerli, kendi başlarına işe yarayan mallar. Ama altın ve gümüş kanakları daha kısıtlı olsa gerek. Öyle veya böyle bunlar da mal işte. Gelelim paranın bir diğer türüne. Bu para türünü bankaya götürdüğünüzde banka size bu paranın temsil ettiği gümüşü veya malı veriyor. Bu örnekte bahsi geçen değer mal, gümüş. Bu tür paralara da temsili para ya da emtia destekli para deniyor. Temsili para bence daha açıklayıcı çünkü bu para belli bir malı bu örnekte altın ve gümüşü temsil ediyor. Paranın ilk bulunduğu dönemde yani bundan binlerce yıl önce şekel adında bir temsili para kullanılıyordu ve bu para belli bir miktar arpayı temsil ediyordu. Yani temsil edilen mal illaki altın veya gümüş olmak zorunda değil. Temsili para başka türlü bir malı da temsil ediyor olabilir. Eski usul Amerikan paraları temsili paralardı. Gerçi birçok ülkede eskiden temsili para kullanılıyordu. Fakat günümüzde az önce bahsettiğimiz para türlerinin hiçbiri yaygın olarak kullanılmıyor. Bu banknot herhangi bir miktar gümüşü temsil etmiyor. Bu parayı bankaya verip karşılığında gümüş alamıyorsunuz. İşte bu tür paralara itibari para adı veriliyor. İtibari para. Devletler kendi para birimlerini belirliyor ve banknotlarını basıyorlar. Bu kağıt ya da metal parçalarının bir para olduğunu beyan ediyorlar. Biz de bu beyana itibar ediyoruz. İtibar sözcüğünün bu anlama geldiğini düşünebilirsiniz. Örneğin bu paranın değeri Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin bunun bir para olduğunu beyan etmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla itibari para, mal para ve temsili parayla karşılaştırıldığında oldukça boş bir kavram gibi geliyor. Ama bu tür paraların da temsil ettiği birkaç somut şey yok değil. Mesela burada cümleye zoom yaparsak ne diyor? Bu banknot kamusal veya özel tüm borçlar için yasal ödeme aracıdır. Altını çizeyim. Bu banknot kamusal veya özel tüm borçlar için yasal ödeme aracıdır. Önceki videoda yasal ödeme aracı kavramından bahsetmiştik. Devletin yasaları vadettiği şekilde uygulayacağına güvendiğimiz takdirde bu paranın yasal ödeme aracı olması değerlerini bir nebze güvence altına alır. Ama genel olarak bu parayı değerli kılan asıl şey insanların bu paraya güvenmesidir öyle değil mi? Bu banknotu değer adetmemizin nedeni bu parayı başka birilerine verip karşılığında değerli bir şeyler alabileceğimizi bilmemizdir. Sonuçta gümüş dolarları veya 10 bin altın dolar değerindeki bu banknotları değerli kılan şey de buydu. Yani mantık aynı. Zaten o zamanlarda da neredeyse hiç kimse bu paraları götürüp karşılığında gümüş almaya kalkmıyordu. Böyle bir şey neden yapsınlar ki? Para el değiştirilebildiği sürece gücünü koruyordu. Banknotun kendisiyle ticaret yapmak daha kolaydı. Bu mantık toplumun psikolojisinde yer ettikten, insanlar bu temsili kağıt paralarla ticarete alıştıktan sonra salt kağıt üzerinden ticarete geçmek öyle ahım şahım bir sıçrama değil aslında. Yeter ki herkes bu kağıt parçasına güveniyoruz. Üstelik bu tür paralar paraya dair önceki videolarda bahsettiğim tüm işlevleri yerine getiriyor. Değişim aracı olarak kullanılabiliyor. Tasarruf aracı işlevi de aynen devam ediyor. Sonuçta bu kağıt çürüyecek türden bir kağıt değil. Bir kenara koyup saklayabilirsiniz. Değer birimi işlevi de baki. Piyasadaki çeşitli mallara sayısal değerler biçilmesini sağlayabiliyor. Ama sonuçta bu tür paralar değerlerini bir beyandan alan paralar. Somut birer mal değiller. Yani itibari para değerini itibar görüyor olmasından, insanların ona değer veriyor olmasından alıyor. Ama bu açıdan bakıldığında aynısı altın ve gümüşün kendisi için de geçerli. Öyle değil mi? Mesela gümüş paralar değerlerini gümüşün eritildiğinde insanlar tarafından değerli bulunacağı varsayımından alıyordu. Aynısı altın için de geçerli. Mesela birçok Batı kültürü altına büyük değerler verirdi. Ama bazı kültürler mesela bazı Asya toplumları altına o kadar da değer vermezdi. Şu parlak madeni niye bu kadar büyütüyorlar ki? Hiçbir işimize yaramaz derlerdi kendi kendilerine. Yani kullandığımız para türünü sırf başkalarının o parayı değerli bulacağı inancıyla kullanıyor olmamız fikri o kadar da saçma değil aslında. Paranın 3 temel işlevi sağladığı sürece çalışan bir sistemi var olur ve sürdürülebilir. Fakat hiperenflasyon gibi ket vurucu durumlar paranın bu üç temel işlevi yerine getirememesine yol açabilir. İşte o zaman işler biraz daha karışmaya başlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.